hacca ezilirken sonra hakkını helal etmenin vakti geldi. Eğer acılığından ötürü helal edeceksen hiç etme. Gönül rızasıyla helal etmezsen ölene kadar işkenceye razıyım. Gönül rızasıyla tabii. Seni kul hakkıyla öbür dünyaya gönderir miyim? Ama son bir şartım var. Şartım şudur odur. Bu cüzdanlı kadınla evlenirsen hakkımı helal ederim. Madem ki kul hakkına çok önem veriyorsun, o halde bu şartımı yerine getirmekten başka çarem yok. Ey yücelerin yücesi Rabbim, ey dağlı kamçların yardımcısı, ey tövbeleri kabul eden Rabbim, bu aciz, bu günahkar, bu tövbekar kuluna bir yol göster. Sana sığınanlara yardım et Rabbim, yardım et de yardım et. Şükürler olsun Rabbim. Senin duan kabul ediyor. Hakkımı helal etmem için bir şartım daha var. Son bir şart. Benim için dua et. Dua et de daha zengin olayım. Öyle bir dua et ki pek çok zengin olayım. Muradına ermenin bir tek yolu vardır. Neymiş o? Tövbe et. Samimiyetle tövbe et. Can-ı gönülden tövbe edenin elinden çakıl taşları bile altın olur. Çakıl taşları altın olur ha? Peki sen neden yapmıyorsun bu işi? Bir insanın kalbine Allah korkusu yerleşti mi? Bu korku dünya sevgisini ve arzusunu yakar. Dünyaya rağbet etme halini gönülden dışarı atar. Durmadan Allah korkusundan söz ediyorsun. Ama ben bu korkuyu dünyayı pek görmedim bugüne kadar. Eğer sen Allah'tan korksaydın, korkanı da görürdün. Korkanı korkanlardan başkası göremez. Nitekim evladını kaybeden anne, evladı ölen bir anneyi görmek ister. Yani dertlinin halinden dertli anlar. Derdi olmayan dertli nereden bilecek? Söylediklerinden pek bir şey anlamadım doğrusu. Çünkü aklım fikrim altınlarda. Yani şimdi ben tövbe edip çakıl taşlarını toplasam gerçekten altına dönüşürler mi? Evet. Gerçekten tövbe edersen. Thank you.
Şimdi bu taşları kafana yağdıracağım seni. Affetmeyeceğim seni. Affetmeyeceğim. Helal etmeyeceğim haklılığı. Gayrül mağdubi aleyhim veleddalim. Gayrül mağdubi aleyhim veleddalim. Güzel. Şimdi de öğrettiklerimi tekrar et bakalım. Amellerin en iyisi en gizli yapılandır. Şeytandan en fazla korunan kişi de riyadan uzak olandır. Başka? Kim din kardeşi için diliyle sevgi ve hulus gösterir de İçinden ona düşmanlık ve kin beslerse, Allah ona lanet eder. Kalp gözünü köreltir. Hakka boyun eğ, hakkı takip et. Kim söylerse söylesin, hakkı kabul et. Hafızan da çok kuvvetliymiş. Maşallah. Seni yalancı seni. Söyle, nedir bu işin sırrı? Söyle bana oduncu. Bu işin sırrı... Söylediklerimi tekrar eder misin? Samimiyetle, bütün kalbinle tekrar eder misin? Evet de, yeter ki şu çakıl taşlarını altına demiş gibi. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la... İllallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Altınlar benim neyime? Yağmurlu benim neyime? Altınlar benim neyime? Altınlar benim neyime? Bu dünya malı benim neyime? Altınlar benim neyime? Şimon! Aradığımı buldum! Aradığımı buldum. Dünya malı benim neyime? Dünya malı neyime? Altınlar benim neyime? Aradığımı buldum. Esselamu aleyküm ey Fudai. Şurada bir saygı görmüştüm. Kimi mürşidler de benim huzuruma gelmişlerdi. Yalnızca çıkar için tabii. Gerçek mürşid odur ki halifenin ayağına gitmez. Halife ancak onun ayağına gider. Esselamun aleyküm ey Fudari. Müminlerin emirini bu aciz Behlül'ü kabul etmeyecek misin? Buyurun.
Esselamun aleyküm. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Mütevazı olan zat, dünyada ve ahirette olur mesut ve rahat. O ne şikayet eder, ne şikayet edilir. Çünkü kula sıkıntı yalnız kibirinden gelir. Yani şikayet etmek kibire alamettir. Mütevazı kul ise zaten ermiş demektir. Hiç şikayet eder mi? Sözü ve hareketleriyle sana Allahu Teala'yı ve ahireti hatırlatmayan kimseyle arkadaş olma.